tekrardan Bursa'ya hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Daha öncesinde Panorama Müzesi'ne evet beraberdik değil mi? Doğrudur. Aynen. Ne kadar oldu? Pandemiden önceydi işte. Evet, bilmiyorduk hiç bu önümüzde öyle bir sürecin olacağını. Benim de ondan sonraki ilk gelişim zaten tekrar Bursa'ya. Peki neler hissediyorsunuz yani aradan bir pandemi süreci geçti. Yani sanki o 3 ay 3 yıl gibi geçti tabii hepimiz için çok yoğun geçti. Bir de çok alışık olmadığımız bir tempo, hiç kestiremediğimiz, sonunun nereye gittiğini bilmediğimiz zorlu bir süreçten geçtik hepimiz. Ama ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Yani tekrar işimin başına döneceğim günlerin enerjisiyle onu kendime olumlu çevirmeye çalıştım. Bol bol kitap okudum, kendime baktım. Daha çok içe döndüm diyeyim ben sana. O şeyimi hiçbir zaman çok arkadaşımdan da hayata küstüğüne dair şeyler duyunca ben o şeyimi hiçbir zaman düşürmedim motivasyonumu. Bir kere 13 yaşında bir oğlum var. Hani ona daha güçlü gözükmek zorundayım. Kendim bunu anlayabilecek yaştayım ama o daha küçük ve evde 3 aylık bir süre içerisinde o yaştaki bir çocuğu tutuyor olmak, onu oyalamak, onun sıkılmadan zaman geçirmesini sağlamak da kolay olmadı benim için, benim adıma da. Bir de eğitim süreci de zorluydu. Bir tabii bilgisayar ortamında eğitim yaptılar. Yani ama sonunda herkes mutlu Allah'a çok şükür sağlıkla bir başımıza sıkıntı gelmeden bugünlere geldik. Onun için şükrediyorum. Peki bu dönemlerden sonra normalleşme süreci evet. Ne kadar normalleşebildiniz? Yani kendi bir kere ben zaten Başak Burcu'yum. Hayatım boyunca hep titizim. Çok düzenliyim, tertipliyim. Ama şimdi bir ekstra bu yani sonuçta ne kadar sayılar azalmaya başlasa da tamamen bitene kadar hepimizin dikkat etmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. En çok dikkat edeceğimiz şeyler sosyal mesafe, el temizliği, hijyen temizliği. Birbirimize fazla yaklaşmıyoruz. Hani ben annemle babama sarılmayalı çok uzun bir süre oldu. Düşün yani en yakınlarıma bile bundan mahrumum. Bir kere onların sağlığını düşündüğüm için belli bir yaşın üzerinde olan insanlara karşı zaten. Hani kendimden ziyade onları da düşündüğüm için. O yüzden hepimiz bu sürece bu şekilde dikkat ederek devam edersek inşallah ikinci dalga olmadan bu süreci tamamen atlatmayı diliyorum. İnşallah. Gerçekten öyle. Ben onu en başta dedim ama hiç şey yoktu biliyorsun. Karantina yoktu. Grip salgını mı ne vardı ben onu söylediğimde içime doğmuş demek ki. Ben zaten kaç ay önceden bıraktığım için. Ama biz Türk halkı olarak sıcakkanlıyız. Böyle nedense hani birini gördüğüm zaman ay canım benim sarılalım öpelim. Yani sanki onu yapmazsan da soğuk ve burnu havada gibi bir imaj var. Şimdi ben de öyleyim de çok çok içi dışı birimdir. İnsanlara dokunarak sevmeyi, oğluma da böyle öperek sevmeyi çok severim. Öyle büyüdüm. Annem de beni öyle büyüttü. Ama şimdi elimizde değil. Mecburen sağlığımız için hem bizim hem karşı tarafın sağlığı için bundan uzak duracağız. Mecbur. Peki en son şimdi çocuğumuzdan da bahsettik. Evet. Hatta geçenlerde yine bir haber çıkmıştı. Hani uzun yıllar sonrasında hani eski eşinize beraber evet. Görüntülenmişiz. Evet. Hani insanlarda hep bir farklı algılar oluşabiliyor. Hani yıllar sonra tekrar evet, evet. Geldiler. Hani bir şey. Ya yani aslında belki biraz fazla mı yani fazla mı iyiyiz diye düşünmüyor değilim bazen. Hani bunun da bir belli bir şeyi olmalı yani değil mi? Sadece evlerimiz ayrı. Görüşmemizde bir şey yok yani. Gün içerisinde mesela mahkeme kararıyla verilmiş bir zamanlama var. Demir cuma günü babasına gidecek, pazar akşamı gelecek. Ama biz salı çarşamba babası görmek istiyorsa çocuğunu göremez gibi bir şey söz konusu bile değil. O ne kadar çok vakit geçirirse ben o kadar mutlu olurum. Bir de şöyle bir şey var. Ben hep şunu söylüyorum. Evleneceklere, çocuk sahibi olacaklara. Bakın diyorum hani sevginiz bitebilir. Birbirinize olan saygınızı asla kaybetmeyin. Çünkü ortada bir çocuk varsa artık siz ömrünüzün sonuna kadar akraba kalıyorsunuz o kişiyle. Yani öyle görmek istemeyeyim. Yaptığınız şey karşınızdaki insana değil. Çocuğunuza yaptığınız kötülük. Yani ben oğlumu sevgisinden eksik ettim. Aile ortamındaki sevgiden eksik etmeden büyütmek için elimden gelen bütün çabayı sarf ediyorum. Babası da öyle. Biz birbirimize saygımızı kaybetmeden ayrılmaya karar verdik. O da çok önemli. O yüzden aynı ortak payda da buluşabiliyoruz. Birlikte tatillere gidebiliyoruz belli dönemlerde. Demir'i mutlu görmek adına. Yani hani bir de şöyle bir şey geçmesin istemeyerek gidiyor diyeyim. Çok da keyifli vakit geçiriyorum. Yani Sinan benim hayatımdaki hani hem akrabam artık hem de çok sevdiğim bir arkadaşım gibi görüyorum onu benim için. Onun için de ben öyleyim biliyorum. Hani birbirimizin başı sıkışsa ilk o beni arar ben onu ararım. Bu bir değişmeyecek bir şey artık. O yüzden ikimiz de tek istediğimiz şey hayatımız boyunca oğlumuzu mutlu görmek. Her zaman bir araya geliriz. Belki de şundan olabilir mi şimdi hani göz önündesiniz. Evet. İşte ünlü, popülerlik. Hı hı. Yani belki de bu yüzden hani insanlar daha çok dikkat ediyor. Hani tabii ki. Yeniden barıştı mı gibi bir şey düşünüyorlar. Çünkü çok fazla huzurlu bir ortam gördükleri için. Hani böyle didişen bir aile ortamı yok orada. Sanki hiç ayrılınmamış. Sanki hala ben o soyadı taşıyormuşum. Bir ailedeymişiz gibi. Ama olması gereken bu. Yani Demir orada zaten sayılı gün içerisinde anne ve babasıyla bir arada tatil yapıyor. Şimdi orada hani bir gergin bir ortamı yaratmanın bir anlamı yok. Güzel, keyifli vakit geçirip olduğumuz zamanın sonuna kadar kıymetini biliyoruz. Onu da mutlu
gördüğümüz zaman daha da biz de mutlu oluyoruz anne baba olarak. Yani ben yakın zamanda işte bir tatile gittik. Oğlumun babasına sarılıp bana sarılıp çok mutluyum canlarım dediği zaman bak yine tüylerim diken diken oluyor. Yani ben dünyanın en mutlu insanıyım yani. Yeter ki o mutlu olsun. Her anne böyle düşünür zaten. Peki az önce de dışarıda hanımla da sorduk hani Özlem'le bizim nasıl gözüksün? Yani kimse bir eksiğinizi görmüyordu olarak hani. Belki buradayım diye öyle diyorlardır. Arkamdan diyorlardır şey. Yok, şunu sormak istiyorum. Hep sosyal medyada sizin Ama bir şey söyleyeceğim. Yapmayan var mı? Bak bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin, yani Türkiye'yi de bırak. Dünyadaki bütün popstarlar, modeller, fotoğraflarda. Photoshop dediğin illa zayıflatacaksın diye bir şey. 1000 tane renk filtreleri var. 1000 tane işte cildi pürüzsüz gösterecek filtreler var. Yani illa zayıflatmak gibi anlaşılmasın. Herkes bir şekilde fotoğraf koyarken olduğu gibi aslını alıp bir kişi de koymuyor. Şimdi geç bunu. Yani bunu herkes yapıyor. Ama tabii ki bazen abartılıyorsun. Yani atıyorum 42 bedendeki bir kadının kendine 34 beden koyması kadar çok anlamsız bir şey yok ama ufak ufak mesela bazı yerlerde şöyle bir kambur çıkmışım ya da göbeğim şiş çıkmış. Ya tabii oraya bir küçük bir rötuşluyoruz yani. Her kadın yapıyor bunu ama bu demektir ki 2-3 beden küçültmek gibi bir şey. Hani ortada bir durum var. Bazen fotoğraflarda öyle küçük falsoları düzenlediğimiz oluyor evet yani. Kendinizden çok hani yakın arkadaşlarınızda da bunu yaptınız. Sus bir kere Demet'e yaptım. Demet'in elini kızın şöyle şey yapmış. Bazen olur. Karanlıkta o gözümden kaçmış. Evet bir daha dikkat ediyorum öyle şeyleri. Şimdi evet şöyle 2-3 ay gibi bir karantina döneminde artık işimizden uzak bir dönem geçirdiğim için normalde benim şu dönemler sadece tatil ağırlıklı geçirdiğim dönemlerde Bodrum'a bir giderim bir daha dönmem. Ama şimdi öyle bir dönem var ki işimi çok özledim. Benim için öncelik işim sonra tatil geliyor. Zaten 3 ay tatil yaptığımız için dinlendiğimiz için. Ama ikisi bir arada olacak. Şu anda işte böyle işlere gidip geliyorum. Çok yakında televizyon programı başlayacak. Gene yoğun bir döneme gireceğim. O yüzden yani yarından sonra Demir'le Bodrum'a geçiyoruz. Ben oradan işlerime gidip geleceğim. İşte sabah gideceğim, akşam geleceğim işler oldukça. Ama bir süreç oradayız. Zaten okullar erken açılacak. Ağustos'un sonunda az bir zaman kaldı. O zaman da orada değerlendirelim diye gidiyoruz tekrar.